Selam dostlar, herkese videonun çekildiği saatten kucak dolusu sevgiler ve günaydınlar diliyorum. Bugün tarih 03.07.2024, saatler sabah 04.50. Bugün bir Marmaris Fethiye seyahati yapacağız şirketin kamyonuyla. Epeydir video gelmiyordu. Ben de dedim ki bugün uzunca bir video çekeyim, şöyle sohbet, muhabbet, atar gider, yol hali, mola, tesis, yükleme, indirme, bindirme, hepsini bir çekelim, kaydedelim, bir video olsun dedim. O zaman video başlıyor. Şimdi fabrikaya doğru gidiyorum kendi arabamla. Bir 10 dakika sonra fabrikada olacağım. Kamyonu alacağız. Ondan sonra sefer başlasın. Hadi o zaman bomba gibi bir video başlıyor. Evet dostlar, saatler 05.10. Fabrikadan kamyonumuzu aldık. Sağına soluna baktık, rutin kontrollerini yaptık hemen ve seferimiz an itibariyle başladı. 4 dakika olmuş fabrikadan çıkalı. Takograf öyle gösteriyor. Bugün Marmaris ve Fethiye 3 nokta motosiklet götürüyoruz. Erken çıktım çünkü İzmir'de 8-8.30'da çıktığım zaman ciddi bir şehir içi trafiği oluyor. Hem orada vakit kaybediyorum, hem hava sıcak. Gerçi klima var aracımızda ama yine de böyle ben eski günlerin hatırına geceden çıkayım istedim. Güzel de oldu. Tatlı tatlı seyahatim başladı. Kahvaltılık bir şeyler aldım. Az sonra mazot alacağım. Mazotum yok. Mazotu doldurduktan sonra durmadan en az Muğla'ya kadar gitmeyi planlıyorum. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Sizler için de keyifli bir video olur umarım. Biraz da uykusuzum aslında. Dün milli maç vardı. 2-1 yendik ve güzel bir galibiyet oldu. Avusturya'yı yendik dün. Kötü oyun, güzel mücadele. Hele o Mert'in son dakikada çıkardığı top neydi ya? Taferel'i hatırladım. Galatasaray'ın 2000 UEFA Kupası'nda son dakikada çıkarttığı Herni'nin kafa vuruşu gibi bir pozisyondu. Güzel oldu. Güzel bir galibiyet oldu ama işte dediğim gibi ben uykusuz kaldım. Gece yarımdı yattım. Saat 4'tü tekrar kalktım. Ama iyi, sorun yok. Yani daha fazla uyumak gerekir ama herhangi problem yok çok şükür. Zaten hava yarım saate aydınlanır. Dediğim gibi yanımda kahvem, çayım, termosum, her şeyim de var. Şimdi bayrak tünellerini çıkınca Shell var. Oradan yakıtımızı alıp dediğim gibi en az Muğla'ya kadar uzun duraklama yapmadan gitmeyi planlıyorum. Hadi o zaman videomuz başladı. Birçok şeyden bahsedeceğiz. Arabadan, kendimden, işten. Güzel, keyifli bir yol sohbeti olsun. Evet, yakıtımızı da aldık. Şöyle bir tık klima açalım. Dörtlümüzü kapatalım. Yavaştan yola doğru çıkalım bakalım. Evet. 140 litre yakıt aldık. Dipteydi. Sanıyorum 150-170 litre civarı deposu var arabanın. Oha bir trafiğe bak, bomboş ya. Bir saat sonra burası var ya, felç. Hadi iki saat sonra diyelim, bir saat demeyelim. Birazcık arabadan bahsedeyim size. Bir giriş yapalım. Jack Çin markası. Bu araçta bizim firmaya gelmiş, demişler ki yani çok emin değilim ama sanıyorum alın bunu kullanın demişler. Artık bizim yurt dışında çalıştığımız firma mı demiş. Nasıl olmuş bilmiyorum. Neyse yani sanıyorum hibe gelmiş bu araba. Çok emin değilim ama anladığım kadarıyla öyle. Ve demişler bu arabayı nasıl değerlendiririz? İşte biz bununla motor taşıyalım demişler. Yani araba kötü değil. Güzel, her türlü özellik var ama tabii konfor olarak eksik. Bir kere sıfır süspansiyon araba. Sıfır yani. Hatta sıfır süspansiyon demeyelim, -10 süspansiyon diyelim. O kadar kötü yani. Yani kafam tavana falan değiyor araba. Azıcık bir tümsekten geçtiği zaman o kadar
süspansiyonu kötü. İşte bu Isuzu NPR'ler gibi bir araba, öyle söyleyeyim. Onlar da bu kadar süspansiyon olarak kötü mü emin değilim. Şöyle hızımız da 90'ı geçmesin. Şöyle cruise'a bir sabitleyelim arabayı. Dalıyorum bazen. Yani genel hatlarıyla kötü bir araba değil arkadaşlar. Kullanımı rahat. Yani tabii iç alanı biraz dar geliyor bana. Burada şunlar spazet kasaları. İşte çantam. Arkada hiçbir şey olmadığı için bagaj veya bir göz. Arabanın içi biraz dolu oluyor. Arkada motor olduğu için spazet kasalarını arkaya bırakmıyorum. Çünkü bunlar sıfır motor. Kasalar kayar. Motorun sağına soluna çarpar. Çizmeyelim güzelim motorları. İçinizde belki şeyi merak ediyor olanlar olabilir. İşte bir saniye, şu klimayı bir kısmam lazım. Çok soğudu çünkü birden. Allah korusun, hani motorlara bir hasar verdin, ne oluyor abi diye aklınıza gelen varsa, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Daha bir hasar vermedim çok şükür, ama eğer öyle bir şey yaşarsak tecrübe edeceğiz. Ama sigortası falan var diye biliyorum. Allah korusun, hani bir kaza bela, arabadan düşme gibi durumlarda sigorta oluyor. Abim havaleli yüklemiş arabayı, maşallah. Güzel yüklemiş. Bana doğru gelmez inşallah. Geliyor. Sağında araba var. O da sola sola doğru bana doğru geliyor. Türkiye'de bu arabadan yok. Yani sarı siteye girdiğiniz zaman 2 tane 3 tane eski model görüyorsunuz. Yeni modeli sıfır yok. Bu araba 2022 model ama hiç kullanmamışlar. Daha araba 8420 kilometrede şu an. Ben aldığımda 4000 kilometreydi araba. Arkası liftli. Lift elektrikle çalışıyor. Gittiğim yerde elektrik bağlantısı yapıp lifti o şekilde kullanıyorum. Hani hidrolik vesaire olsa, elektrik bağlantısı olmasa daha güzel olurmuş ama yapacak bir şey yok. Böyle yapmışlar arabayı. Bazen ufak tefek elektrik arızaları yaşıyoruz ama çözülmeyecek noktada değil şu ana kadar liftin elektrik kullanımı. Şöyle sağ şeride atayım kendimi. Vallahi durumlar böyle dostlar be. Yani her şey yolunda, çalışıyoruz. Soranlar oluyor, kamyonet sattın mı diye. Sattım. Takip etmeyenler uzun zamandır bilmiyorlar. Kamyoneti sattım. Güzel para kazandık. Allah bereket versin. Sonra malumunuz bir oğlumuz oldu. Dolayısıyla bebek olduğu için bir araba lazım oldu. Araba lazım olunca da kamyoneti satılığa koydum. Bir tane Toyota Auris aldık. Kamyoneti verdikten sonra. Daha doğrusu takas yaptık. Çok güzel bir araba denk geldi. Sağ olsun. Trakya bölgesinden bir nakliyeci arkadaş geldi, aldı benim arabayı. Ondaki arabayı da ben aldım. Arabamız güzel. Toyota Auris 67.000, 68.000 de, boya değişen yok. Güzel denk geldi araba. Bayağı da sağa sola gittik arabayla. Çok işimizi gördü. Yani bizim adımıza güzel bir alışveriş oldu. Nakliyeci arkadaş için de öyle olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi şöyle sol şeride, orta şeride kendimi atayım. Özik izleri bir sollayalım. Abi iyi oldu erken çıktım. Ya hiç trafik yok. Yani inanın bana bir saat sonra falan buralar nefes alacak noktada olmayacak. Yani çok kalabalık olacak. Ben yolun sıkıntılı kısmını sıyırdım. Kıyırdım diyecektim ya, sıyırdım. Bir de seviyorum abi ya gece yolculuğu, işte demin de söyledim ya, otobüsten kalma herhalde. Böyle tatlı tatlı gitme hoşuma gidiyor. Suyumu aldım. İşte kahvaltılık simidim, gevreğim vesaire var. Bir tane meyve suyu aldım kendime.
Şimdi az sonra Çeşme Aydın ayrılacak çevre yolu. Ben Aydın istikametine gittiğim zaman trafik hafifleyecek. Şu anda da hafif aslında ama hani şehre çıktığım için azalacak trafik. Şöyle bakalım, spazetler dışarıya uçuşmuyor. Evet, aynalardan baktım, uçuşmuyor. Spazetlerin dışarı uçuşmasını istemiyorum. Hem diğer sürücülerin dikkatini dağıtabilir. Ya da bir yere dolanabilir, bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden onları sürekli kontrol ediyorum. Bazı spazetler uzun, bazıları kısa çünkü. Şuradan da şöyle göstereyim. Tabii gün ağarınca biraz daha detaylı gösteririm size durduğum yerde. Marmaris'e öğlen 12'den önce varmayı planlıyorum. Eğer varabilirsem öğle yemeğini Marmaris'e ilk noktayı indirdikten sonra yemeği planlıyorum. Evet, işte gidiyor. Bizimkiler gidiyor. Dediğim gibi öğle yemeğini Marmaris'ten sonra yemeği planlıyorum. Geçen gittiğimde yatağında yemiştim öğle yemeğini. Güzel bir yer bulmuştum ama bugün oradan geçerken çok erken olacak. O yüzden öğle yemeğini herhalde Marmaris'ten sonra yerim diye düşünüyorum. Burası Işıkkent rampası. Hani İzmir'i bilenler için söyleyeyim. Otogardan Aydın Çeşme istikametine giderken tatlı bir rampa. Genelde kamyonları, tırları zorlayan bir rampa burası. Fakat 6. viteste şu anda 80 km ile rampayı çıkıyorum. Arabanın boş ağırlığı 5650 kilo. Kamyonun jakın ağırlığı 5650 kilo. Yaklaşık 1.5-1.700'de üzerinde tonaj var şu anda. Ağırlık var. Motorların toplam ağırlığı. 12 motor var arabada şu anda. Yani zorlanmıyor araba rampada. 6. viteste 1800-1900 devirde yaklaşık 86-87 kilometre ile tırmanıyor. Şimdi tekrar hız sabitlemeye aldım. 87'ye getirdim. Hani belki araba tıkanır diye ben sabitlemeden çıkarmıştım ama şimdi burada rampa biraz sertleşiyor. Belki burada biraz düşer araba. Ama yine de motor olarak kuvvetli. Yani kalkışlarda falan böyle yüklendiğin zaman seri araba gidiyor arkadaşlar. Yani uzuyor bir anda. Hantal bir araba değil. Buralara yeni tabela koymuşlar. Kamyonlar sol şeride çıkmasın diye. Güzel bir uygulama olmuş. Çünkü bu rampa genelde tıkanıyor rampanın başında. Hep dur kalk oluyor. Sağ şeritte ağır kalıyor tırlar, kamyonlar. Ortaya ve sola çıkıyor diğer ağır vasıtalar sollamak için. Dolayısıyla trafik akışkanlığı biraz ağırlaşıyor. Motorlarla ilgili bir bilgim yok arkadaşlar. Motordan hiç anlamam. Motosikletten hiç anlamam daha doğrusu. 200'lük olduğunu biliyorum motorların. Motosikletlerin. Evet, araba tıkandı. Şu anda 81-82'ye kadar düştü. Sabitleyiciyi kapattım. Az bir rampam kaldı. Bir kilometre kadar. Belki o kadar bile değil. Ondan sonra normale bağlayacağız. Keyifli mi? He? Güzel ya. Ne yapalım? Bizim işimiz yol abi, yol. Her zaman sevkiyat olmuyor. Sevkiyat olmayınca ne yapıyorsun diye soranlar varsa, merak edenler varsa, sevkiyat olmadığı zaman Sevkiyat Lojistik Biriminde oraya destek oluyorum. Bilgisayarda ufak tefek işler oluyor. Onları yapıyorum. Girdiler, çıktılar oluyor. Ne bileyim. Yani ofisteyim, öyle söyleyeyim. Ofis işlerine yardımcı olurum. Bilgisayar başı veya işte evrak hazırlanacaksa evrak hazırlıyorum. Kargolanacaksa kargo poşetine koyuyorum vesaire vesaire. Her şey yolunda şimdilik. Bir sıkıntı yok. Şimdi müsaadenizle ben şu poşetin içinden kahvaltımı alayım, kahvaltımı yapayım. İlerleyen dakikalarda tekrar videoya devam edeceğiz.
Evet dostlar, saatler 7.13 oldu. Aydın'ın Çine ilçesine geldim. Çin'de ne meşhur derseniz benim bildiğim çöp şişçiler meşhur. Her yerde çöp şiş var. 2017'de Pamukkale'de çalışırken bize hep Çineli host verirlerdi. O yüzden Çin'i çok severim. Çok güzel çocuklardı Çineli hostlar. Saygılı, böyle efendi. Hepsi pırıl pırıldı. Buradan Çineli hostlara da selam olsun. Hala Instagram'da birkaç tanesi var ekli bende. Arada bir yazışırız. Evet, dünkü milli maç galibiyetinden sonra yattım uyudum tabii. Sabah programları falan şimdi radyo olarak, podcast olarak açtım, dinledim Çin'e kadar. Yaklaşık 2 saattir onları dinliyorum. Az kaldı. Şimdi az kalmadı aslında. Var bayağı da. Alışkanlık olmuş herhalde. Otobüse soruyorlar işte, şuraya ne kadar var? Az kaldı abla falan. Oradan alışkanlık kaldı herhalde. Çin'e otogar da burası. Ya bak, görüyorsun değil mi? Arabada bak, hiç amortisör yok. Nasıl pat 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 vuruyor. Bak, kırılacak araba ya. Çin'e otogar sağ taraf. Ne diyordum ben ya? Az kaldı, az kalmadı diyordum. Abi sen çıkma, ben bir geçeyim. Normalde Çin'in içi de kalabalık oluyor. Sabah erken saatler diye. 7.15 şu anda. Daha rahat. Çin'e rampaları var birazdan. İçinizde var mı bilmiyorum ama eskiden Marmaris'e giderken işte Çin'e rampalarını bitirdikten sonra gidiş geliş bu Kapadokya tarzı bir yer şekillerinin olduğu bir yol vardı. Oraya baraj yaptılar. O yol sular altında kaldı ve kapandı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Çok keyifli, çok güzel bir yoldu. Aklıma o geldi. Bilmiyorum içinizde var mı o yolu kullanmış olan, hatırlayan. Çok güzeldi, keyifliydi. Bu arada çok fazla gurbetçi diye tabir ettiğimiz bu, yani ben öyle tahmin ediyorum gurbetçi olduklarını. Yabancı plakalı araç var. Önümdeki araç gibi. Hani bir izin dönemi mi acaba gurbetçilerin, bilemedim. Araba Audi Q7. Yani İsviçre plaka. İsviçre'de herhalde 25-30 bin euro ancadır. 25-30 bin birim. Burada herhalde 3-4 milyon birim vardır diye tahmin ediyorum. Böyle görünce üzülmüyor değilim yani. Canım sıkılmıyor değil. Yapacak bir şey yok. Coğrafya kaderdir arkadaşlar. Evet, şimdi Çin'e rampalarına doğru gidiyorum. Ondan sonra Muğla, ondan sonra Sakar geçti, ondan sonra Marmaris. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Saatler 8'e geliyor. Yatağın ayrımını geçtim. Muğla istikametine devam ediyorum. Geçen Marmaris'e gelirken şurada bir yemek yemiştim. Videonun başında da anlatmıştım size. Ama şu anda saat erken. Bu saatte yemek yenecek bir durum yok. Şu kafaca var. Kafacada kahvelerin orada durdum. Onlar da kapalıydı. Bir çay içeyim dedim. Ama kapalıydı. Geçen burada yemek yedim. Güzel bir restoran var burada. Yemeğimi yedim, çayımı içtim ama bu saatte çay içmek için de şimdi durulur mu bilmiyorum. Ayıp olur mu? Restoran sonuçta. Devam ediyoruz. Şimdi Muğla'ya kadar bu yolun en sevmediğim kısmı burası. Yatağın ayrımıyla Muğla arası o kadar çok lamba var ki hiç sevmiyorum bu yolu. Aynı eski Nazilli Denizli yolu gibi. Orada da çok lamba var. Şimdi gerçi çevre yolu falan otoban yapılmış. Burası da öyle. Mesela şu anda öndekiler 77-78 ile gidiyor. Gerçi hız tabelası var. 70 yazmışlar da. Ya ben mesela bunları sollamaya çıktım mı çıkamıyorum. Geçemiyorum. Yavaş gittim mi yavaş gidiyorlar. İşte dijital veya normal takograflı arabalarda bu sıkıntı var. Bir tane kablo aldım. Şu gördüğünüz
kabloyu. Görünüyor mu bilmiyorum. Arabanın teybi Bluetooth hiçbir şey yok. Yani radyo o da çekmiyor. Ben de şey yaptım. AUX çıkışı vardı. Bir tane AUX kablosu aldım. Çok güzel abi. Telefona taktım. Mis gibi çalıyor valla. Müzik dinleye dinleye tatlı tatlı gidiyorum. Sakar geçtiğinden inerken de açacağım kamerayı. Orası güzel bir yol. Oraya da çekeriz. Bu arada bu arabada rötardar yok. Tek kademe, buna dep mi diyorlar ne diyorlar bilmiyorum yani. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bu Isuzu otobüslerde falan oluyordu tek kademe. Yani çekiyorsunuz motor freni mi dep mi artık adı neyse bilenler yazsın. Hani hiçbir işe de yaramıyor açıkçası ama arabayı yani ayağını gazdan çeksen de o kadar yavaşlıyor zaten. Onunla ineceğiz aşağı bakalım. Ağır ağır ineceğiz. Arabanın uyunu suyunu bilmiyorum daha. Çok bir yük olmasa da üstünde. Gene de ağır ağır ineceğiz. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım o zaman. Sakar'ın orada görüşürüz. Evet dostlar. Kamerayı şöyle sabitledim. Umarım çok sarsılmaz. Çünkü araba dediğim gibi çok sallanıyor. Şimdi Sakar geçitine doğru gidiyorum. Sakar'ı inerken çekmek istiyorum size. Çünkü Sakar güzel bir yol. Seviyorum orayı ben. Gerçekten keyifli. Hem manzarası hem inmesi hem çıkması. Çok güzel bir yol Sakar geçti. Ben çocukken Marmaris'e gelirken o yol tek iniş tek çıkıştı. Şimdi tabii daha genişledi, daha düzenli bir hal aldı. Sanıyorum bir 6-7 kilometre mesafem kaldı Sakar'ın başlangıcına. Yolculuk güzel geçiyor ama bir çay kahve içecek yer bulamadım. Bir yer buldum, benzinlikte, o da hoşuma gitmedi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Marmaris'e gidelim. İlk noktamızı indirelim. Ondan sonra bu arada araba yüze gelmiş. Abi bu ötmüyor. Bu dandik bir dijital takograf var bunda. Gerçi otobüstekiler de ötmüyor da. Dalıyorum ya bazen böyle. Yani buralar aslında çalışmaya değil de tatile geleceğim. Ya, tatile. Gezeceksin, tozacaksın, keyif yapacaksın abi. Artık ülkede gezmek de biraz lüks olmaya başladı. Zaten yurt dışına çıkmak falan hayal. İnşallah bir gün her şey düzelir de biz de memnun olacak izleriz. Hadi bakalım Sakar'ın başlangıcından devam edelim o zaman. Evet, Sakar'a gelmek üzereyiz. Şöyle klimayı bir tık kısalım. Şimdi arabamızı da 5'e atalım. 9 kilometre tehlikeli iniş diyor. %8 bir eğim var. %8'lik bir eğim. Gerçekten çıkarken arabayı zorlayan, inerken de ciddi şekilde rampa indiğimiz bir eğim anlamına geliyor. Şimdi tabii tedbirli ineceğim ben. Yavaş ineceğim. Düşük devirde, düşük viteste yüksek devir ineceğim. Bu doğru mudur, değil midir? Hani bunu doğru olduğu için söylemiyorum size. Nasıl indiğimi, nasıl bir derken sürüş tarzı izleyeceğimi söylemek için söyledim. Yoksa başka şekilde, başka türlü de inebilirsiniz. Otobüste biz burayı korkusuzca iniyoruz rötardarla birlikte. Biraz rötardar, biraz fren. Karışık şekilde iniyoruz. Şimdi 4'e atayım arabayı. Dediğim gibi yani bir sıkıntı olmayacaktır büyük ihtimalle ama ben yine de minimum ayak freni şeklinde inmeye gayret edeceğim. Şimdi bir vites daha küçülteceğim şurayı döndükten sonra. Dediğim gibi sorunsuz bir şekilde iner büyük ihtimal araba aşağı ama hani hiç riske gerek yok abi, ne gerek var? Hani bir söz var ya, korkulu rüya görmektense uyanık kalmayı tercih ederim. O hesap bizimki de. Şu
Şimdi bir dizi bir tane daha düşünmüşsem 3'e atacağım. Çünkü buradan sonra rampalar başlıyor. Yani Sakar'da belki hatırlarsınız 3-4 sene önce Anneler Günü'nde bir kaza olmuştu. 20 kişi ölmüştü. Çok kötü bir kazaydı gerçekten. Tabii uzun süre fren hani binek arabada, minibüste, kamyonette belki çok sıkıntı yaratmaz ama kamyonda balataları ısıtır. Hele yaz günü Allah korusun tutuşur. Kimse de söndüremez. Uğraşır dururuz. İnmez mi yani? Bu arkadaş gibi inebilirim tabii ki. Hatta şu kamyonu sollayacağım. O biraz ağır iniyor. Sol sinyali veriyorum. O sol sinyal sürekli yanık vaziyette. Üçüncü vitesi asla dörde atmayacağım. Hep üçle ineceğim. Biraz bağıracak araba ama ara ara motor freni yapacağım. Karşıda muhteşem bir manzara var. Bunu da gördüğünüzü düşünüyorum. Bu tek kademe motor freni ya da neyse adı artık onu, onunla beraber iniyorum. Ve yüksek devirde bu egzoz temizliğine de yardımcı oluyor. Yüksek devirde inmek. Burayı böyle iniyorum. Zaten bak önümdekiler yavaşladı. Şimdi azıcık frene dokundum. Çektim ayağımı. Motor frenini kapattım biraz dinlensin, ayak freni. Biraz yavaşlattım arabayı, tekrar motor frenini. Yani bu şekilde yavaş yavaş tatlı tatlı ineceğiz aşağı kadar. Tabi arabada tonaj yok yani, tonaj olsa biraz daha ağır inerdim büyük ihtimalle. Bunu da bilmeyenler, merak edenler için anlatıyorum. Yoksa bu doğru, bunu yapın diye bir tavsiyede bulunmuyorum kimseye. Ben bu şekilde yapıyorum. İsteyen istediği şekilde yapabilir. Evet, şimdi kapatalım motor frenini. Ağır inmekte fayda var abi. Bir de bizim arabanın, size dıştan da göstereceğim, İki katlı olduğu için ve arka tekerden sonra kasa çok fazla uzun. O yüzden böyle bir dengesizlik var arabada. Yani hissediyorsunuz onu. Yol tutuşunda bir dengesizlik var arabanın. Yani şu viraja normal arabayla 90'la giriyorsanız bu arabayla 60'la girmeniz lazım. Yoksa böyle araba gerçekten yana doğru esniyor, devrilecek gibi o hissiyatı veriyor size. Normalde burada salabilirsiniz arabayı biraz ama ne kadar salarsanız o kadar fazla ayak freni, o kadar fazla balataların ısınması demek. Ben de balatalarımı ısıtmak istemiyorum. Motor freni aktif. 40-45 kilometreyle ağır ağır iniyorum aşağı. Hiç gerek yok abi aceleye. Ben canımı yolda bulmadım. İnsanların da canını yolda bulmadığını düşünüyorum. Bilimsizce tapa gaz inmek yerine daha ağır, daha sakin inmek her zaman faydalı. Şimdi motor frenini bir tık yükselttim. Şimdi bir daha kapatıyorum, bir daha yükselteceğim şuradan. Evet. Kameram da aşağı doğru düşüyor. Onu da hemen düzelttim şöyle. Şimdi motor frenini kapattım. Ayak freniyle buraya döneceğiz. Bu arada şuralarda böyle bekleme yerleri vardı, manzara izleme yerleri. Kapatmışlar oraları. Gerçekten efsane manzarası var bu yolun. Şimdi burada 4 ister araba ama atmayacağım çünkü birazdan gene rampa dik hale gelecek. Tatlı tatlı ineceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Motor freni yapalım. Ayak freni ister şimdi. Biraz takviye ayak freniyle. Tamam. Motor freniyle burayı sıyırız. Ya dostlar işte böyle. Bizde durumlar böyle. Çalış. Ekmeğini direksiyondan kazan. Bir de sevdiğin işi yapıyorsan, ki ben biliyorsunuz sevdiğim işim bu. Araba sürmek. Keyifle yapıyorum. Biraz fazla bağırıyor olabilir. Bilmiyorum.
bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor. Normaldir çünkü 2008-2009 devrinde iniyorum. Motor frenini kapatalım, biraz nefes alsın araba. Biraz ayak freni. Fan çalıştı, duymuşsunuzdur belki fanın sesini. Şuradan hararetle bir kontrol edelim. Hararetle normal, herhangi bir sıkıntı yok. Hemen hemen yarısını indik. Bir kayan daha kaldı. Üçüncü vitesi hiç değiştirmiyorum. Üçüncü viteste inmeye devam. Müsaadenizle birazcık su içeyim. Ayak freni de basılı değil, motor freni de aktif değil. Şu anda kendi kendine iniyor aşağı. Şurada birazdan bir daha bir motor freni yapalım. Hatta şimdi yapalım. Yani bir kere bu belki hatırlayanlar vardır. Isuzu'nun Sultan kullandım bir ara. Onun da birkaç tane videosu var. Bu arabayla Uludağ'dan inerken çok dur kalk yaptım. Dur kalk yaptım. Sonra yol açıldı. Yol açılınca ben de saldım arabayı. Tabii fren. Ara bir baktım, köşeye bir döndüm. Yol tıkalı, Uludağ inişi böyle. Aa, frenimi bastım. Kimse yok. Yani var da %100 tutması gereken fren %20 tutuyor. Karşıdan araba gelmiyordu Allah'tan. Çünkü duramayacağım yani. Böyle iniş çıkış Uludağ'a, belki bilmeyenler vardır. Böyle iniş, böyle çıkış. Hemen karşı şeride geçtim. Hani sağdaki 7-8 arabayı geçtim, öyle durabildim. Düşünün yani. Sonra durdum. Yani durdum derken konvoya girdim. Araya kaynak yaptım. Baktım tekerlerden dumanlar çıkıyor. Yani orada bir bilinçsizlik vardı bende. Ama o gün çok şükür kaza bela olmadan bilinçlendim. O günün bilinçlenmişliğiyle bugün şu anda buraya iniyorum. Allah'tan kötü bir tecrübe yaşamadan tecrübe ettim bu durumu. Karşıdan araba geliyorsaydı belki o gün kaza yapacaktık. Ya da bilmiyorum yani, belki kaldırıma vuracaktık arabayı. Bir şeyler yapacaktık durmak için. Çok şükür ki o günkü yaşadığımız olay bir tecrübe oldu. Aslında bu işi yapan birisi olarak o gün de bunu düşünebilmeliydim ben. Ama tabii bir anlık hata, insanın aklı büyük otobüse gidiyor, hatalar var gibi düşünüyorsun belki de. Böyle öz eleştiri de yapmak lazım. Çünkü ne kadar şoför olursanız olun kendinizi sürekli güncel, gelişmiş tutmanız lazım. Artık burası Sakar'ın sonuna doğru yaklaştık. Burada biz kaçış rampası da yapmışlar. Artık Balat'a ısınırsa buralarda sal arabayı gitsin. Kaçış rampasında dursun diye büyük ihtimalle. Yani yaklaşık 7 kilometrelik falan rampa iniyoruz. 3-4 kere veya 5 kere frene bastık belki. O da yani 3-4 saniye en fazla. Ama buraya kadar fren gitsin. Büyük ihtimalle baltalarım ısınacaktı. Belki de kaçış rampasına girmek zorunda kalacaktı. Yani artık bitirdik. Bu virajı döndükten sonra Akyaka ayrımı var. Deniz çok güzel görünüyor ya, çarşaf gibi. Yokova Körfezi şu anda tam karşımızda, sağımızda kalacak. Güzel yerler var. Şimdi 4'e attım. Çünkü buradan sonra artık viraj yok. Dümdüz ineceğiz.
yolun yaklaşık 1-1,5 kilometre ya da 2 kilometre sonra lambalar var. Düz gidersek Fethiye, sağa dönersek Marmaris. Biz sağa döneceğiz, Marmaris'e gideceğiz. 4 tane motosiklet bırakacağız Marmaris'e. Ondan sonra tekrar aynı yolu dönüp, bu yola bağlanıp sağa dönüp Fethiye istikametine gideceğiz. Tabii bu büyük bir kamyon. Her ne kadar böyle Isuzu tarzı olsa da kasası epeyce uzun. Toplam boyu sanıyorum 7,5-8 metre var arabanın. Dolayısıyla şehir içinde zorlanıyorum birazcık bazı yerlere girip çıkarken. Bir de arka lastikten sonra yaklaşık 2 metre kasa devam ediyor. Dolayısıyla sağa sola dönerken arabanın kıçı, köşeleri çok fazla dışa atıyor kendini ve sağa sola değme ihtimali çok yüksek. Otobüse göre daha fazla kıçı atıyor arabanın sağa sola. Dar yerlerden dönerken acayip sıkıntı yaşıyorum. Bugün motosikletleri Fethiye'de indireceğim yerlerden bir tanesi sanayinin içinde, haritadan baktım. Hatta Street View, oradan da baktım. Bayağı dar bir sokağın içinde. Sokağa dönsek de park ettiğimiz zaman millet geçemeyecek oradan. Biraz böyle hırgür oluyor ama adamlar haklı, geçmek istiyor. Ben de haklıyım, malzeme, motoru indirmem lazım. Motoru indirmek de biraz meşakkatli. Bir elektrik tertibatı var. Kablo çekip gittiğin yerde bunu elektriğe bağlaman gerekiyor. Lifti indirmek, kaldırmak, mesela spazetleri çözmek zaman alıyor falan derken, yani böyle bir süreç yaşıyoruz. Yavaş yavaş zamanla onları da çeker çeker atarım size. Evet, Sakarya bitirdik. Sağ salim bitti çok şükür. Frene çok dokunmadan, çok kurcalamadan. Şimdi buradan sağ yapıyoruz. Datça Marmaris diyor. Dönelim bakalım Datça Marmaris istikametine. Burada hep otostop çekerler. Bugün otobüs bekleyecekleri tutmuş hepsini. 3 saat 24 dakika olmuş takografın. Biraz tempolu gidersem Marmaris'e yetişirim diye düşünüyorum 4,5 saatte. O zaman ben Marmaris'e doğru yol alayım. Biraz tempolu gideyim arkadaşlar. Marmaris'ten dönüşte tekrar beraber oluruz. Hadi bakalım, hoşçakalın. Evet, geldim Marmaris Beldibi arkadaşlar, dostlar, sevgili izleyenler. Şimdi çok dar bir yere gireceğim. Buraya ben daha önce gelmiştim. O yüzden bir kere daha böyle girerken size de göstermek istedim. Aslında kamyonla çok girilecek yerler değil ama yapacak bir şey yok. Gir diyorlar, giriyoruz. Çık diyorlar, çıkıyoruz. Şimdi bakalım. Geç sen kardeş, ben gireceğim içeri. Vitesi takmazsak araba gitmez. Buraya girmek de ayrı bir mesele, çıkmak da ayrı bir mesele. Hepsi ayrı bir mesele. Birazcık ileri alalım. Kardeşim, arkamda motor var mı? Ben göremiyorum. Biraz daha geri geleceğim de çarpmayayım. Helal olsun kardeşim sana da. Hadi bakalım. Motoru indirelim.
Evet, takograf 51 dakika dinlenmiş. 4.5'ü da aradan çıkarttık. Fethiye'ye giderken 4.5 yapmamıza gerek kalmayacak. Çok kötü sırtımı vurdum ya, sırtım acayip kızardı. Arabanın arkasını göstereceğim size. Alt kat biraz basık. Sırtımı vurdum 1 metre alt katı arabanın. Orada çalışmak çok zor oluyor. Neyse şimdi şuradan bir çıkalım. Şu dar çıkışı da göstereyim istedim size. Mesela tam sağ yapacağım. Arabanın götü değiyor. Yapamıyorum mesela. Böyle bir sıkıntı var bu arabada da. Bunu bir çözmem lazım. Yani böyle yaptım. Manevra yapacak yer kalmadı. Görüyorsunuz yani. Bu arabanın sıkıntısı maalesef kıçının aşırı uzun olması. Allah'tan turu iyi arabanın. Allah'tan turu iyi yani. Bir de turu kötü olsa var ya. Zeytin ağaçlarını ezmeyelim. Oh, antrenmanı görüyorsunuz değil mi? Abi zaten beni normal işler bulmaz biliyorsunuz yani. Nerede anormallikler var hepsi bende. Evet, kemeri takabiliriz şimdi. Şimdi arkadaşlar şurada bir 101 bin market bir şey bulacağım. Oradan bir şeyler alacağım kendime. Çünkü yemek yemeye fırsatım olmayabilir. O zaman ben o işlerimi halledeyim. Yola çıkınca devam ederiz. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Ortaca'dan herkese tekrar selam. Sanıyorum bir saat bir yolum kaldı. Fethiye'ye. 2 nokta indireceğim. 1 nokta 2 motor. Diğer nokta 6 motor. Şurada bir otel var. Dönüşte burada konaklamayı düşünüyorum da. Şimdi geçerken bir bakayım oraya. Ya abi çok lamba var bu yolda ya. Yani buna bir çare bulmaları lazım ya. Bu kadar lamba olmaz be kardeşim ya. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Bu ayağım koptu yemin ediyorum ya. İşte burada hep küçük küçük köyler, kasabalar, ilçeler var. Hep tatil yerleri. Ondan herhalde. İyi, o bu otel iyiymiş. Ben burayı bir arayayım. Grand Köse Airport Otel. Vay anasını be. Airport diyor. Şöyle bir sol sinyali verelim abi. Kamyon caminin arkasına. Ben burada kalırım ya. Airport Otel'de. Önü de geniş. Araba parkında da sorun yok. Ortaca güzel yer. Yemek içeceklere de sıkıntı çekmeyiz. Takografım yeter diye tahmin ediyorum buraya kadar. Saatler de 12'ye 20 var. Yani 5'te çıktık. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen hemen 7 saat olacak yoldayız. Takografım da kaç saat oldu hemen onu da söyleyeyim size. Dört buçuk kullanmıştım. 1.40 daha kullanmışım. 4.5, 5.5, 6. 6 saat 10 dakika olmuş. Daha 1 saat yolum var. Hadi 7.5 saat olsa. 8.5, 9. Ortaca'ya yetişir takograf ucu ucuna. Hadi bakalım hayırlısı. Takoyu bozmuyoruz arkadaşlar. Takoya harfiyle uyuyoruz. Bu firmanın en güzel yönlerinden bir tanesi bu. İlk işe girerken ben sordum çünkü. Dediler ki hani ehliyet falan mı veriyorsun? Hayır dedi. Takografın bittiyse yatacaksın kardeşim. Otelde, pansiyonda neyse işte.
patlat da koy, devam et, yok. Ya da başka ehliyet tak, sür, yok. Şimdi yarın öğlen 3 gibi falan varsam. Aa, burada da bir otel varmış. Grand özel bir otel. Buna da bakarız. Grand özel bir otel. Saat 3 gibi varacağım. Yarın İzmir için bir sevkiyat varmış. Saat 3 gibi varsam, motorları sarsam. Yarın cuma sabahı, bugün çarşamba. Perşembe varsam, motorları sarsam arabaya. Cuma sabahı çıkıp İzmir içini bırakıp oradan Balıkesir'e şase almaya gideceğim. Herhalde kurtarır diye tahmin ediyorum takvim. Yoğunluk var. Yazın biraz yoğun oluyor. Şimdi bizde iki tip motor sevkiyatı varmış. Ben de yeni öğrendim yani. Bir kasalı halde kapalı motor sevkiyatı var. Bir de benim yaptığım gibi açık motor sevkiyatı var. Yani tekerlerin üstünde motoru yüklüyoruz. Açık şekilde sevk ediyoruz. Tabii birçok parametre var motor taşırken. Yani çizilmemesi, hasar görmemesi çok önemli. Yani ufak tefek çizikler oluyor. Pastayla giderilebilenler oluyor, giderilemeyenler oluyor. Benim için hassas nokta motorları çizmeden, kırmadan, dökmeden düzgünce götürmek. Şöyle sağa atalım kendimizi. Evet, burası Dalaman. Dalaman Otogarı'nı da geçtik. Az geride solda kaldı diye hatırlıyorum ama. Güzeldi ya. İzmir Fethiye çalıştım ben Pamukkale'de. Güzel bir sıraydı. Gece çıkıyorduk şeyden, Fethiye'den, İzmir'den. İzmir'den gece çıkıyorduk Fethiye'ye. Sabah Fethiye'de oluyorduk. 9-10 gibi de Fethiye'den geri dönüyorduk. Güzel bir sıraydı. Ve çakılıydı yani. Pamuk'un sıraları hep çakılı. Hani Kamil falan eskiden o kadar iyi değildi. Mesela Kamil Koç'un hala Antalya'sı zayıftır. Ama Pamuk çakıyor yolcuları. Artık sebebini varın siz düşünün. Evet, Fethiye istikametine devam ediyorum. Yeşilin yanmasını bekliyorum. Bu arabanın freni çok sert. Frene bas, ilk kullanmaya başladığımda frene basıyorum. Fakat araba kayıyor böyle. O kadar sert yani fren. O yüzden şimdi durduğum zaman her ihtimale karşı imdatı çekiyorum. Hani fark etmez, kaydırız arkaya, vururuz falan. Ne olur ne olmaz. Onu da belirtmiş olayım. Hadi bakalım, Fethiye civarlarında tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, Fethiye'den selam tekrar. Arkadaşlar, takografım bittiği için bugün Fethiye'de konaklayacağım. Yarın dönüşte Ortaca'dan bir motor alıp fabrikaya gideceğim ve mesaiye devam edeceğiz. Şimdi otele yerleştim. Otel arkada. Kamyonu da şöyle park ettim. Size kamyonun bir kasasını göstereyim, bir görün. Neyle uğraşıyorum, ne yapıyorum, bir fikriniz olsun. Hadi bakalım. Evet, şimdi şöyle kamyonun kasasını göstereyim size. Kasa şu şekilde. Ortada 3 tane kanal var. Bu 3 kanala da motor giriyor. Fakat bu kanal ve bu kanalı biraz daha dışa yapsalarmış 3 motor rahatlıkla girecekmiş. Şimdi 3 motor girdiği zaman ortadaki motor sağdaki soldakine değebiliyor ufak bir vibrasyonda. Dolayısıyla biz şimdilik 2 motor üzerinden yürüyoruz. Burada spanzet aparatlarım var. Burası gördüğünüz gibi ziyadesiyle alçak. Yani 1.10, 1.15 falan. Burada çalışmak çok zor oluyor. Motor bağlarken ederken hep kafamızı sırtımızı vuruyoruz. Vuruyorum daha doğrusu. Sırtımda yaralar oldu artık. Ama yapacak bir şey yok. Alışacağız yavaş yavaş. Şuralara yeni kancalar kaynattım. Spanzeti bağlarken kolaylık olsun diye. Buraları boyayacağız tekrar. Gördüğünüz gibi aynen üst katta bu şekilde arabanın genel görüntüsü var. Arkada bir lift var. Bu lift elektrikli, priz var.
uzatma kablom var. Uzatma kablosunu arabanın içine koydum. 150 metre uzatma kablosu var. Belki çalarlar bir şey olur diye. Şurada ben bunu spanzetle buraya bağlıyorum dağılmasın diye. Şurada bir priz var görüyorsunuz. Evet, bu priz benim uzatmaya giriyor. Uzatmada gittiğim yerde elektriğe giriyor. Şurada da liftin kumandası var gördüğünüz gibi. Arka lift inip kalkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden elektrikli yapmışlar, hidrolik yapmamışlar vesaire. Bilmiyorum, öyle yapılmış. Hidrolik yaptırmak için de fiyat aldık. Deli rakamlar çıktı. Dedik bunu bu şekilde kullanırız. Kullanıyoruz, bir sıkıntı olmuyor. Arada bir kumanda tutukluk yapıyor. İşte fiş arıza yapıyor. Değiştiriyoruz. Tak tak vuruyoruz Türk usulü. Düzeliyor. Şimdi Migros'a gideceğim. Atıştırmalık bir şeyler alacağım. Ondan sonra birazcık Mahsun J dizisini izleyeyim. 4-5 bölüm izledim. Çok hoşuma gitti. Devamını bitireyim. Ondan sonra sırada Gibi'nin 4. sezonu var. Dizi izleyeceğiz. Şimdi Migros'a gideyim. Bir şeyler alayım. Sonra otele gideyim. Yarın devam ederiz. Hadi bakalım. Evet. Günaydın herkese. Güzel bir Fethiye sabahı. Hava hafif serin. Böyle yakıcı bir sıcak yok. Tabii dünkü sıcağı gördükten sonra bugünkü hava çok iyi geldi. Otelde işimi bitirdim. Saat şu anda 7.57. Çıkış yapıyorum. Buradan Ortaca'ya gideceğim. Ortaca'dan bir tane motosiklet alıp fabrikaya döneceğim. Öğlen 1.30-2'ye kadar fabrikaya dönmem lazım. Çünkü tekrar yükleme ve sevkiyat var. Hadi o zaman dönüş yolculuğu başlasın. Evet dostlar. Dalaman'a doğru devam ediyorum. Şöyle dik bir rampa tırmanırken dur dedim. Şu kamerayı bir alayım açayım. İki kelam edelim. Demin adam benzinciye girecek. Önümde gidiyor taksi. Yol burada 3 şerit, orada 2 şeritti. Şimdi sizler de yaşıyorsunuzdur belki. Benim çok sinirim bozuyor. Abi adam benzinciye girecek değil mi? Bak göstereceğim şimdi. Benzinciye girecek sağ şeritten, tamam yani ben kural dışı bir şey yapıyor demiyorum adam. Sağ şeritten gidiyor, 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 gidiyor. Tam böyle benzincinin girişinde kırıyor. Abi arkanda araba varsa, sen sağa gireceksen 100 metre ileride atıyorum. Şöyle at kendini iyice sağa. Yarı tekerini emniyet şeridi çıksın. Arkandaki araba hız kesmesin. Hani bu kural değil ama etik olarak yapılabilir bir şey bence. Ben yapıyorum kendi adıma. Sağa gireceksem bu şeridi gireceğim yere kadar bırakmamazlık yapmıyorum abi. Tekeri çıkarıyorum sağ şeride. Zaten sinyalim yanıyor. Arkamdaki adam da yeri geliyor sol şeritteki adamı sıkıştırmadan beni geçebiliyor. Ama sen gireceğin yere kadar 200-300 metre 40 ile 50 ile sağa gireceğim diye sağ şeridi bırakmazsan bu sefer arkandaki trafik yavaşlıyor. He ne olur, bir şey mi olur? Olmaz abi. 30 saniye bekleyiver birader diyenler mutlaka olacaktır. Bekliyoruz zaten, yaptığımız bir şey yok ama trafikte bir de yazılı olmayan kurallar var. İşte bence bu onlardan birisi. Etik olarak gireceksen sağa sola bir yere arabayı o tarafa iyice çekmekte arkadaki trafiğin akışını bozmamak adına fayda var. Göcek'e doğru gidiyorum. Göcek'ten sonra Dalaman'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bilmiyorum ya, kafam çorba oldu. Gece çok sağlıklı uyuyamadım. Çok sivri vardı otelde, odada. Herhangi bir yerimi yememişler çok şükür ama vız 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 vız. Sabaha kadar 3. Dünya Savaşı'nı yaptılar üstümde. Manzaraya bakar mısınız? Yemyeşil ne kadar güzel ya. Çok iyi valla. Ya buralar güzel abi. Ha, Fethiye artık şehir olmuş. Ben Fethiye'de yaşar mıyım? Hani iş icabı falan yaşarsın belki de. Ama Fethiye'de yaşanmaz. Ne bileyim Göcek. İşte başka burada Dalaman falan nasıldır merkezi bilmiyorum. Yaşanır oralarda diye düşünüyorum. Neyse hadi bakalım devam ederiz ileriden. Evet, Dalaman girişindeyim şu anda. Buradan havalimanına ve Sarıgerme'ye gidiliyor. Sarıgerme belki de Türkiye'nin en güzel cennetlerinden biri. Şu yoldan gidiliyor. Acayip ama acayip güzel bir doğası var Sarıgerme'nin. Ve bir sürü lüks otel de var Sarıgerme'de. Hani geceliği 20-30 bin liradan başlayan otellerden bahsediyorum. Gerçekten yolunuz düşerse bir görün Sarıgerme'yi, buraya kadar gelirseniz eğer. Görmeden gitmeyin. Şimdi tabii
Burası Dalaman Otogar. Çok severim bu Dalaman Otogarı. Çok güzel bir böyle yol üstü hemen gir çık. Tık tık işini hallet. Mis, tertemiz. Fakat burada o zaman bir tane yolcu indiriyorduk. Bayağı bir para ödüyorduk. Hani yolcu almasak bile. O sinirimizi bozuyordu. Ortaca'da da öyleydi sanıyorum. Yani yolcu indiren araba, almayın abi yolcu indiren arabadan para. Gerçi işin aslını istersen yolcu alıp yolcu indirdik deyip para vermemeye çalışanlar da oluyor. Adamlar da buna bir önlem olarak herhalde böyle bir şey yapmışlar. Az kaldık varacağım yere. Yaklaşık 6 dakika 3,5 kilometre. Motor alacağım hemen, yarım saat bile sürmez belki. Yüklerim, spanzetlerim, İzmir'e devam. Evet, Ortaca'nın içindeyiz. Motoru yükledim. Motor şurada. Şöyle görebilirsiniz. Evet, otogardan çıkan bir Anadolu Turizm. Abi kaptanların da var ya, apoletleri yakıyor yemin ediyorum ya. Hemen otogar, yanlış hatırlamıyorsam şuradan sola dönünce sağdaydı. Bakalım unuttum mu burayı, unutmadım mı? Buradan sağa döndük mü çıkıyorduk diye hatırlıyorum ama. Gerçi haritayı açmışım önüme ya. Aynen, haritayı açtım bile unutmuşum. Doğru. Ortaca da fena değildir ya. Yani Ortaca'nın güzelliği Fethiye, Marmaris tam ikisinin ortasında. Göcek, Dalaman çok yakın. Dalaman 10 dakika. Hani burada yaşarsanız yazın deniz manyağı, yani böyle yazlıkta yaşıyormuş gibi hissedersiniz. Çünkü her yere çok yakın. Yani İzmir'e işte 4 saat ortalama arabayla. Ne bileyim, Antalya'ya da çok fazla değildir. Nasıl sallanıyoruz abi? Kafam tavana değecek ya. Evet, şimdi çok fazla oyalanmadan fabrikaya dönmem gerekiyor. Vakit kaybetmemem lazım. En azından bugün motorları yükleyeyim ki 7-8 tane motor varmış. Yarın onları indirebilelim. Bu arada Fethiye'den Ali, Bursa'da karşılaşmıştık. Selam olsun kendisine. Fethiye geldiğimi görünce bana yazmıştı, abi vaktin olursa seni misafir ederim, bir çay kahve içelim diye. Hakkını helal et Ali, valla sabah aklıma geldin ya. Dün yorgunluktan hiç aklıma gelmedi yani seni aramak. Yani yazıştığımız, mesajlaştığımız, kusura bakma, hakkını helal et. Bir dahaki sefer artık geleceğiz sık sık buralara. Sana da buradan bir selam olsun. Hadi bakalım, ben yola devam. Evet, Sakar'ı inmiştik videonun başlarında. Şimdi Sakar geçtiğini tırmanıyoruz. Bu arabanın hoşuma giden yanı, gerçekten hani motoru çok kuvvetli ya da torku çok kuvvetli. Boş dolu fark etmeden rampaları seri şekilde çıkabiliyor araba. Yani rampada tıkandığına hiç şahit, tabii ki tıkanıyor yani. Hani 120-120 çıkmıyor ama kamyondan beklenen o tıkanmayı asla yaşatmıyor. Yüklü yüksüz, tabii yani arkasında bir 5-6 ton yük atınca ne olur bilmiyorum. Biz hep 2-2,5 tonla çalışıyoruz yüklü hali ama bence yine de çok bir şey fark etmez. Şu yukarıda bir manzara alanı var. Orada durup hem size arkadaki motoru nasıl spanzetleyip bağlamışım onu göstereceğim. Hem de şöyle bir mis gibi koklarsınız, bir Sakar geçit havası alırsınız. Deniz havası alırsınız. Güzel olur diye düşünüyorum. Vallahi deniz havası aldıracağım size dedim ama duramadım. Cep çok dardı, küçük arabalar vardı. O yüzden yanaşamadım kamyonuna, hakkınızı helal edin. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere gelirsem söz duracağım, göstermeye çalışacağım yer müsaitse. Şimdi Muğla'ya doğru gidiyorum. Takografım kaç dakika olmuş bir bakalım. Basamadım. 1 saat 42 dakikadır araba sürüyorum. Yani İzmir'e büyük ihtimal yetişmeyecek. O yüzden yolda bir 45 yapacağım. 45 yapar bir yemek yerim. Saat zaten 10.30. 12 gibi bir yerde uydurup bir şekilde saatimi. Belki Çin'e de çöp işçiler vardı hatırlarsınız. Belki orada bir şeyler yerim. Bilmiyorum, bakacağım, ayarlayacağım. Şimdi bu istikametine devam ediyorum.
Evet, yeni Muğla Otogarı. Gerçi artık yeni demek doğru olmaz. Eskidi yani, 4-5 sene oldu belki de buraya taşınalı. Şurada hemen. Eski otogar buradan gidiliyordu. Şehrin içindeydi. Burası yenilendi. Daha güzel oldu. Daha şık oldu. Buraya da 2 kere 3 kere girmişimdir. Yenilendikten sonra. Burası Muğla Çevre Yolu. Şehir merkezi sağ tarafta. Devam ediyoruz bakalım. Var. Bak şu beyaz araba geliyor. Önümüze geçiyor, yavaşlıyor. Solluyoruz, geçiyoruz adamı. Ondan sonra tekrar bizi solluyor, tekrar önümüze geçiyor. Yaşlı bir dayı. Muhtemelen hayatında sadece bağ bahçeye tarlaya giderken araba sürüyor. Ama yani sinir bozucu abi. Bu araba 90'ı geçmiyor zaten. Bak gene geliyor, bak bak. Bak. Bak şimdi yanaşacak abi. Yavaşlayacak. Arkamda bir tane tır var. Adam deli oldu. Korna çaldı en sonunda. Yani ya bas git abi ya da kaçla gidiyorsan o hızda git ya. Bu öndeki de öyle bak. Bu öndeki de öyle. Şimdi ben bunu bir geçeyim abi. Biraz hızımı yükselteyim. Yanındaki karıyla affedersin yani, bana karı dedirtiyor. Abi yola bak, yola ya. Bırak yanındakiyle uğraşmayı. İndiğin yerde uğraş yanındakiyle. Hanımınla, karınla, kız arkadaşınla, kimse yani. Abi yola bakın ya. Yol bu, trafik bu ya. Vallahi gene atarlı giderli sinirlendirdiler beni. Kafacaya geldim, kafaca. Bak adam gene yavaşlıyor öndeki. Abi yapacak bir şey yok işte. Herkes şoför değil. Bunlar sürücü. Şoför olan biziz. Yani mesleği icra ettirenler şoför. Diğerleri sürücü. Biraz hızımı keseyim. Bu araba biraz dengesiz. Kasası yatıverir Allah korusun. Neyse, sinirlenmeyelim. Sakin olalım, devam edelim. Çin'e lambalarda bir kaza olmuş, bir şeyler olmuş. Bayağı trafik tıkalı. Geçmiş olsun. Oluyor böyle şeyler. Son dakikada böyle kırmızı yanınca, freni kökleyince arkadaki de geçecek diye duramıyor. Tabii ben videolarda çoğu zaman söylüyorum. Bana da sallayan çok oluyor bunu söylediğim için. Ondan sonra abi kırmızı mı yandı? Tabii ki duracaksın. Geç demiyorum kırmızıda. Ama baktın arkadaki deli geliyor. Duramayacak. Geçme abi. Durma abi. Arkadaki sen çarpacaksa geç. Yani kırmızıda geçip atıyorum kameradan dolayı 1.000 lira ceza yemek mi? Adamın arkadan sana çarpıp arabana hasar kaydı işlenmesi mi? Ben durmamayı tercih ederim. Ha, tabii ki yani durmayın derken araba çıkıyordur, yaya çıkıyordur, dur. Sana arkadan istiyorsa tır çarpsın yani, bir insana bir şey olacağına mala zarar gelsin, o ayrı. Yani söylemek istediğimi lütfen doğru anlamasını istiyorum, yanlış anlayacak olan zihniyetin. Yani dururken şöyle bir aynaya abi, şöyle bir aynaya kafayı bir çevirip bakalım aniden dururken. Bu yani, başka bir şey değil. Tır olur, kamyon olur, arkadan bir çarpar abi, çoluğun çocuğun ezilir Allah korusun. Sıkıntı olur, gerek yok. Nacizane benim fikrim. Şöyle tırcı abiyi bir sollayalım. Hadi bakalım Aydın istikametine devam. Evet. 3 dakikam, 2 dakikam kaldı. Aydın'da durdum. Takografım yetmeyecekti İzmir'e ya da ucu ucuna yetecekti. Risk etmeyeyim diye zaten yemek yiyecektim. Aydın'da otoban köprüsünün altında otobana girmeden bir yer vardı. Ajansta çalışırken burada bir tarım firmasına gelmiştik. Onun yanında bir yemek yiyecek yer vardı. Neyse işte aklıma o geldi. Geldim, yemeğimi yedim. Saat 1'e 10 var. Şimdi buradan İzmir istikametine, çevre yoluna çıkıp fabrikaya kadar çevre yoluna devam edeceğiz. 2 dakikam kaldı. Geri çıkıp yola koyulalım. Vallahi yemeği yedik, bir ağırlık çöktü ya. Vallahi ağırlık çöktü. Yolda düz olunca, sabitleyince arabayı ister istemez üstüne insana. Ama 88'e sabitledim. Ufak ufak tatlı tatlı gidiyorum. İzmir Aydın Otobanı. İzmir istikameti. Mazotunda 3 çizgi kalmış. Otoyolda şişer var, taşıtmatik var, araba taşıtları var. Onu da alayım geçerken.
yarın şehir içi yapacağım trafik kanter gözyaşı fırsat olmayabilir. Bu arada bir tane perde aldım internetten arabaya. İlginç bir şeydir, onu göstereyim size. Şu. Şöyle şuraya yapışkanlı cırtları var. Buraya taktım. Gördüğünüz gibi 3 tane daha var. Yapıştırıyorsun abi. 10 numara 5 yıldız. Bak şimdi. Hoppa. Mis. Tertemiz. Tabii ayna görünmediği için ben onu demin yarım yapmıştım. Şimdi videoyu kapatınca düzeltirim. 80 lira mı 90 lira mıydı? Neydi tanesi? Şöyle. Güzel. Bayağı güneşi kesiyor. Bayağı güzel yani. Güneş bayağı kesiyor. Beni rahatlatıyor. Bazen çok sıcak oluyor. Özellikle indir bindir yaptıktan sonra arabaya biniyorsun. Arabanın çok sıcak oluyor. Klima soğutana kadar bu bayağı bayağı iş görüyor. Yani hani reklam değil. İhtiyacı olan internetten bulabilir. Böyle kumaş değil. Ben bunu kumaş zannetmiştim. Böyle naylon gibi bir şey bu. Yani en adi kumaş diyelim ya da naylonumsu bir kumaş. Ama iş görüyor. Tavsiye ederim ihtiyacı olan varsa. Ben hani bebek için aldım bunu. Bazen kendi binek arabamızla işte hanım arkaya oturuyor bebekle. Sıcak oluyor, güneş vuruyor çocuğa diye. Aldım. İki tane kendi arabamı aldım. Üç tane sipariş ettim. Bir tane de buna takayım diye. Yani böyle çok istediğim gibi olmadı bu. Büyük araba için konuşuyorum. Kamyon için. Ama bir hal çare bulacağım müsait olduğum zaman. Evet. Söke çıkışı. İzmir istikametine devam ediyoruz. Evet, nasıl bir video oldu bilmiyorum. Umarım ne yaptığımı merak edenlere bilgilendirici bir video olmuştur. Yani otobüste kadar sık video çekmeyeceğim bundan sonra. Ayda yılda bir çeker atarım size sohbet muhabbet uzun yol olursa. Merak edenlere abi ne haldesin, ne yapıyorsun, öyle mi oldu böyle mi oldu diyenlere gelsin bu video. Daha sonraki videolarda ya da yollarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.